çocuklarımıza sınır çizmeyi zorlaştıran bir diğer noktada anne babalar olarak bizlerin psikolojik ihtiyaçları. Benim çocukluğumda yaşadığım olaylar, travmalar, yaralarım, içimde biriktirdiğim ne varsa, hissettiğim çaresizlik. Her ne hissediyorsam çocuğum olduğu zaman, çocuğuma baktığımda o daha bunların hiçbirini yaşamasa bile, o hiç terk edilmedi, o hiç e, haksızlığa uğramadı, o kimse onun hakkını yemedi ama ben çocukluğumda bu tür yaşantılara çok fazla maruz kaldıysam, kardeşlerim tarafından haksızlığa uğradıysam, annem babam tarafından ya da okulda öğretmenimin, uzun ilkokul öğretmenimin uzun yıllar e, bana verdiği bir zarar varsa çocuğuma her baktığımda sanki o da onu yaşıyormuş gibi bana gelir. Hani öğretmenin sıranın arkasına geç mesela diyor ki benim çocuğuma diyor ki Efecan hadi sen sıranın arkasına geç yavrum diyor. Ben orada bunu görüyorum ve diyorum ki neden benim çocuğumu sıranın en arkasına geçirdi ki? Neden benim çocuğum kalemini unuttu diye bir daha dedi ki Nazlı Kızım bak bir daha kalemini unutma. Ben de burada böyle sınıfın penceresinden bakıyordum ve buna şahit oldum. Öğretmen sadece dedi ki bir daha kalemini unutmak yok. Hafif de sanki parmak mı salladı ne evlat çocuğumu travmatize edecek diye. Hemen öğretmenle konuşma. Ama bir tek ama bir dakika bir tek nazlayacağım unutma. Başka çocuklar da vardı unutma. Acaba benim çocuğum haksızlığa mı uğruyor diye öğretmenlerle parkta çocuğunuzu parka götürdüğünüzde diğer çocukların anneleriyle eğer spora gidiyorsa çocuğunuz spor hocalarıyla sürekli bir didişme halinde olduğunuzu görürsünüz. Çocuğunuza baktığınızda sanki kendi travmalarınız, kendi yaralarınız artı bir. Hani ne varsa, sizde ne varsa. işte ilkokul öğretmeniniz mi sizi travmatize etti? Böyle bir abla abi vardı da o mu sizi travmatize etti, yaraladı, hakkınızı yedi, İftiraya uğradınız? Her ne yaşadıysanız çocuğunuza her baktığında sizin yaşadıklarınız artı bir. Hani siz ne yaşadınız ve çocuk bir de onun üzerine sadece kalemini götürmedi diye. inanamıyorum ya sanki bu çok büyük problem. Bir tek benim çocuğum mu acaba kalem götürmedi o gün? Bir tek benim çocuğum mu ödevini yapmadı? Ne var yani? İşte ve orada çocuğunuzun gözüne bakıp gözün baktığınızda yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizler çocuk büyütürken. Eğer kendi travmalarımızın, çaresizliklerimizin her ne yaşadıysak çocukluk zamanlarımızın farkında değilsek bütün bu travmaları, yaraları, acıları çocuğumuza yansıtıp sanki bütün bunları çocuğumuz yaşıyormuş gibi artık bir noktadan sonra çocuğumuzun gerçek durumunu değerlendiremeyiz yani şimdi ve orada olamayız yani şu anda basit bir şey ee, yani diyor ki işte basketbola gidiyor ve diyor ki ayağını öyle koy diyor filan ya da birkaç defa Aa, ama söyledim diyor hani böyle koçlar biraz da sert olur ya aman Allah'ım benim çocuğumu eziyorlar. Direkt ezdiklerini düşünüyorsunuz. haksız da uğradığını düşünüyorsunuz. Oysa ezilen sizsiniz. Ezilip sessiz kalan sizsiniz. Çaresiz kalan sizsiniz. Uzun yıllar buna maruz kalan sizsiniz. Çocuğunuz onların hiçbirini yaşamadı ama siz bunu o sırada göremezsiniz. Siz bunu hiçbir zaman göremezsiniz. Çocuğunuza baktığınızda o durumu objektif bir şekilde değerlendiremediğiniz için almanız gereken önlemleri alamazsınız. Çizmeniz gereken sınırları çizemezsiniz. Neden? Çünkü İçsel durumunuz o anın o anda olan biteni görmenize engel oluyor çünkü bunu göremiyorsunuz. Bu konu tabii arkadaşlar burada bunu söyleyeceğim. İlerleyen videolarda bunu detaylı olarak açacağız. Sadece şunu bilin. Her seferinde şunu sorun kendinize. Ben şu anda bu duruma sınıftaki, parktaki, e, spordaki, aile içindeki, çocuğumun halasıyla teyzesiyle büyük annesiyle büyük babasıyla olan münasebetlerinde olan duruma ben ben olduğu gibi objektif bir şekilde bunu algılıyor muyum yoksa e, ben hani ya işte babaannesi benim çocuğumu ayırıyor. Yani gerçekten e, orada hani tamam ayırıyor olabilir ama yüzde kaç hani mesela. Fakat ben e, bir çocuk olarak işte anneannem babaannem torun olarak mesela ayrımcılığa uğradıysam hatta torun olarak değil evlat olarak ayrımcılığa uğradıysam çocuğumun böyle sürekli 2-3 çocuk olduğunda hep benim çocuğumu ayırıyorlarmış gibi gelebilir. Hep bunun farkında olacağız. Bunu yapıp yapmadığımızı, bu burada bu söylediğim şeyi yapmak, fark etmek çok kolay bir şey değil. Hemen şu gün başlayıp böyle kendi yaralarınız, travmalarınızı uğraşamayabilirsiniz. Uğraşmanıza da gerek yok. Evet, şunu ayıklamanız, şunu ayırmanızı öneriyorum. Çocuğum benim yaşadıklarımı yaşamadı. Her ne olduysa. Yani ona daha objektif, böyle daha filtresiz bir gözle durumu değerlendirmeye çalışın. Evet, sınırlar konusunu konuşuyoruz. Hoş geldiniz. Videonun ortasında bir kere daha sefalar getirdiniz, yorumlarınız, beğenileriniz ve bekliyorum. Lütfen abone olun ve bu oynatma listesini bir daha bir daha söylüyorum. İhtiyacı olan kim varsa dilerim bulusun. Bunun içinde sizin WhatsApp gruplarında paylaşmanız, beğenmeniz, yorum yapmanız, YouTube algoritmasında öne çıkması için, daha çok ihtiyacı olan anne babalara ulaşması için çok önemli. Şimdi sınırlar konusunu konuşuyoruz. Şuradan başladık. Sınır çizmek neden zor? Sınır çizmeyi, çocuklarımıza sınır çizmeyi zorlaştıran iki başlıktan bahsetmiştik. Birincisi, bir önceki videoda konuştuğumuz gibi, mevcut durumun o anda gerektirdiği bir şey var. Bunu bir önceki videoda izlerseniz, oynatma listesine sırayla giderseniz burada konuştuk. Yani mevcut durum o sırada. Hani ben orada yansıtma falan yapmıyorum. Çocuğuma kendi travmamı yansıtmıyorum. Kendi travmamdan dolayı durumu çok olduğundan daha abartılı falan algılamıyorum. Sadece orada mevcut bir durum var. Evet biz bir sınır çizmiştik. Çocuğum oyuncaklarını toplayacaktı. Ama diyorum ki ya şimdi misafir gelecek. O oyuncaklarını toplayana kadar ben toplayıvereyim diyorum. Ve orada ne oluyor? Ben geri adım atmış oluyorum. Hani mevcut durumun gerektirdiği bir, o anın ihtiyaçlarını sınırların önüne koyuyorum. Bunu konuştuk. İkincisi de sınır koyamıyorum. Çünkü o andaki benim içsel durumum, içsel ihtiyaçlarım durumu olduğu gibi algılamama engel oluyor. Ben durum olduğu gibi algılayamıyorum. Çocuğum haksızlığa uğruyor gibi gelirken ben orada şunu diyemem. Öğretmenin sözünü dinleyeceksin. Öğretmen orada öyle dediyse öyle diyemiyorum. Çünkü ben o öğretmene de tarafsız bakamıyorum. Öğretmen ne bakıyorum ve direkt bir dakika bir gol bir ben diyorum ki aman Allah'ım benim çocuğumun hakkını yiyecek. Ha tabii doğru. Bu sırada bütün bunların bir gerçek payı olabilir ama ne kadar bu birse ben bunu on gibi algılıyorum. Yani çocuğumun hani ya da verdiğim tepkiler hemen sınıfını değiştiriyorum, okulunu değiştiriyorum. Bakın böyle eğer ee, sürekli sınıf sınıf dolaşıyorsanız okul okul o spordan alıp bu spora o kulüpten alıp bu kulübe o mahalleden bu mahalle o parktan bu parka böyle sürekli ben insanlardan şikayetçiyim sürekli biri öyle bu, bunlar ne biçim insanlar ve bunlar evet doğru bunların hepsinin şimdi zor olan ne biliyor musunuz içinde bir miktar bir şeyin gerçeklik payı olduğunda bu arada bunların hepsi olabilir. Gerçekten öğretmen orada hak yeme eğiliminde olabilir. Orada spor hocası ayrımcılık yapıyor olabilir. Parkta şu bu bu. Ailede gerçekten işte kayınvalideniz sizinkini ayırıyor. Bunların hepsi olabilir. Ama tekrar söylüyorum. Şunu hatırlamanız çok önemli. Benim çocuğum Başka ortamlarda bunu yaşamadığı için, ben bunu ona yaşatmadığım için ve bunlar sistematik olmadığı için benim etkilendiğim kadar etkilenmiyor. Çocuğun benim düşündüğüm kadar travmatize olmuyor. O noktaları şöyle oluyor arkadaşlar. Ben kendi yaşadığım o acıları çocuğa yansıtmaya başladığımda benim sınır çizmem zaten bir anne olarak, anne baba olarak, ebeveynler olarak bizlerin sınır çizmesi neredeyse imkansız hale geliyor. Çünkü önemli bir şey söyleyeceğim bakın önemli bir nokta. Ben çocuğumun ihtiyaçlarından ziyade arzularını doyurmaya başlıyorum. Artık o noktada şimdi evet çocuğun bir takım ihtiyaçları var. Çocuğumun bir dakika bu önemli konu arkadaşlar hemen hemen geliyorum. Durdurup tekrar başlattım hemen. Şimdi Çocuklarımızın psikolojik ihtiyaçları var ve ben de duyarlı bir anne olarak bu ihtiyaçların farkındayım. Sevilmeye ihtiyacı var, ait olmaya ihtiyacı var, sınırlara ihtiyacı var, işte özgüvene ihtiyacı var, saygıya ihtiyacı var, çocuğuma saygı duymalıyım. Onun ihtiyaçlarını tabii ki karşılamalıyım. Ama şöyle bir şey var. Bir noktada şöyle bir varsayımda bulunuyorum. Çocuğumun kendi ihtiyaçlarının farkında olduğunu, Çocuğumun neye ihtiyaç duyduğunu ve çocuğumun iyi kötüden ayırabildiğini Çocuğum şöyle zannediyorum çocuğum ihtiyaçlarını biliyor çocuğum iyi kötüden alışır, ayırabilir. İlk videoda şunu konuşmuştuk hatırlarsanız. Çocuklar sınırlarını bilmezler duracakları yeri biz göstermediğimiz sürece bilmezler. Çocukların iyi kötüden doğruyu yanlıştan ayırabilme yetenekleri yoktur. O yüzden anne babalar vardır. Yani insan dünyaya pek çok uzmanın söylediği gibi piramatürü olarak gelmiştir. Ee, çok erken doğmuştur ve küçük bir çocuk özellikle küçük çocuklar 5 yaşından küçük çocuklar hani bence 6-7-8 yaşındaki çocuklar için de geçerli. Doğruyu yanlıştan hele hele bu zamanda hani belki 200 yıl önce çok daha farklıydı çocuk dediğimiz hayatın çok daha içinde çocukluk dönemi o tartışılır ama şu güne geldiğimizde ergenlik dönemi bile hani 20 yaşında 21 yaşında devam ettiğini söyleyebiliriz. Geç olgunlaşıyoruz, geç büyüyoruz. Dolayısıyla biz 3 yaşında bir çocuk neye ihtiyaç duyduğunu bilmez. Çocukların dürtüleri vardır, arzuları vardır ve kendilerini kontrol edemedikleri için ve kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılayamadıkları için ne yaparlar? Dışarıdaki insanları kontrol bilirler. Biz anne baba olarak neyi öğretmeye çalışıyoruz? kendilerini bir çocuk ne istiyoruz? Kendisini daha çok kontrol edebilsin. Çevresini kontrol etme ihtiyacı giderek azalsın. Çocuk tabi bir bebek dünyaya geldiği andan itibaren etrafını kendi hiçbir ihtiyacını karşılayamadığı için bebekler, küçük çocuklar çok çaresiz oldukları için ne yapıyor bebek? Ağlayarak, bağırarak başka bir şekilde ihtiyaçlarını buyurmaya çalışıyor size. Yani sürekli sizi etkilemeyen yani bebekler anne babalarını etkilemeye çalışıyorlar. Onları onlara sinyaller gönderiyorlar ve başka türlü hayatta kalamaz çünkü. Zaman içerisinde biz çocuklara ne öğretmeye çalışıyoruz? Kendi üzerinde kontrol sahibi olsunlar. Öz kontrol. Biz kendini kontrol edebilen yetişkinler yetiştirmeye çalışıyoruz. Başkalarını manipüle eden, başkalarını yönetmeye çalışan hep kendi gücünü başkaları üzerinde deneyen İnsanlar değil mi normalde bunlar günlük hayatta bu yetişkinler bizi rahatsız ediyor. En büyük sıkıntımız bu değil mi? Hani kendini kontrol etmeyip sürekli beni kontrol etmeye çalışan insanlardan, yetişkinlerden rahatsızlık duyuyoruz. O zaman neden bu yetişkinlere biz bir tane daha böyle, böyle değil mi? Ne yapmamız lazım? Çocuklarımıza öz kontrollerini kazandırmamız lazım. Devam edeceğim. Ara sıra durdurup yeniden başlatıyorum. Bu ikinci oldu aslında bakarsanız. Örneklerle, burada anlatmaya çalıştığım şeyle bol örnek vereceğim ama bu videoda değil, örnekleri başka bir videoya saklıyorum. Özetle anlatmaya çalıştığım şey şu. Biz çocuğa neden sınır koyamıyoruz? noktasında sınır koyabilmek için, çocuğa bir takım kuralları oturtabilmek için benim orada çocuğuma baktığımda çocuğumun acı çektiğini düşünürken bir de çocuğa ben orada bir takım sınırlar koymam mümkün değil çocuğuma baktığımda onun ayrımcılığa haksızlığa uğradığını düşünürken benim ona sınırlar koymam mümkün değil. Bu noktada da tabii ben çocuğumun arzularına, dürtülerine teslim olmuş oluyorum çocuklarımızın ihtiyaçları vardır çocuklarımız sevilmeye sayılmaya önemsenmeye değerli olmaya çocuklarımızın duygusal ihtiyaçları fiziksel ihtiyaçları var bir anne baba yani her aklı başında insan zaten bakın hani böyle çok anne baba olmasına da gerek yok her aklı başında insan bir çocuğun ihtiyacını o sırada üzgün mü desteğe mi ihtiyacı var hayal kırıklığına uğradı şefkate mi ihtiyacı var aklı başında her yetişkin çocuğun neye ihtiyacı olduğunu görür e, aklı başına diyorum altını çizerek e, herkes değil tabii ki e, çocukların duygusal ihtiyaçlarını karşılayacağız ama çocukların e, kendi çocuklar ilk önce de söyledik e, ben bunu istiyorum dediğinde çocuğun ona belki çocuk için zararlı bir şey so, so, somut örnekleri vereceğiz ve tamam anne baba bakıyor onu istediği için çocuk o kadar üzülüyor ki tamam al tamam tamam hadi böyle olsun ona geçit veriyor çünkü diyor ki o sırada benim çocuğumun diyor şefkate ihtiyacı var, ilgiye ihtiyacı var, kabullenilmeye ihtiyacı var, özgüvene ihtiyacı var. Şimdi bu seçim yapmasına izin vermezsem o ileride böyle kırılır. Halbuki orada çocuk bir şey tutturmuş. Onun hiçbir şekilde çocuğun ihtiyacıyla falan alakası yok. Çocuğa orada sınır çizilmesi gerekiyor. O çocuk için bir öğrenme fırsatı ama ben bunu böyle göremiyorum. Ben bunu böyle göremiyorum. Çünkü orada tek gördüğüm şey bu. Çocuğum üzülüyor, çocuğumun buna ihtiyacı var. Tekrar söylüyorum. Çocuklarımız özellikle küçük çocuklarımız kendi ihtiyaçlarının ne olduğunu bilecek durumda dünyaya gelmediler. Çocuklar iyi, kötüyü doğru doğru yanlıştan ayıramaz. Onların arzuları vardır, dürtüleri vardır. Bizler çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için buradayız. Yeterince iyi bir anne baba çocuklarının ihtiyaçlarını fark eder ve bunu karşılar. Çocuğun bugünkü ihtiyaçlarına, bugünkü arzularına teslim olmaz. Şunu bilecek. Bu çocuğun 5 sene sonra da 10 sene sonra da 20 sene sonra da sahip olması gereken bir takım özellikler var ve ben bunların temelini bu, burada bu, bu temeli atıyorum ben. Burada bu temeli atıyorum. Ee, karakter gelişimiyle sınırların çok e, bağlantılı olduğunu söylemiştik. Şimdi bu bir oynatma listesi olduğu için aynı zamanda bir eğitim gibi düşünürsek adım adım gitmek istiyorum. İlk videolar birazcık böyle daha şey sıkıcı da olabilir. Çok e, yani burada Öğrenmemiz gereken bu üçüncü videoda üç tane önemli madde var. Sınır çizmek, çocuklarımızın sınır çizmek çok önemli. Çünkü bugün çizdiğimiz sınırlar gelecekte çocuğumuzun nasıl bir insan olduğunu belirleyecek. Kendi ayakları üzerinde duran, maddi manevi ihtiyaçlarını karşılayabilen, uyumlu insanlar, sözüne güvenilir, verimli, mutlu, huzurlu hayat kurabilen bir yetişkin istiyorsak bugün sınırlar önemli. Bunu söyledik. Bunun için de şunu hatırlamamız lazım. Çocuklarımız bizim e, sınırlarla doğmuyorlar. Onlar sınırların ne olduğunu bilmiyorlar. Biz bildiklerini varsayıyoruz. Çocuklar böyle aklı başında böyle yetişkin yetişkin laflar ettik. Ay diyoruz, çok da akıllı, çok da biliyor. Hayır bilmiyor. İyi kötü değil, doğru yanlıştan ayırmasını bilmiyor. Bunu biz bileceğiz. Çocuğa Lena biz bizim bunu bu sorumluluğu almamız lazım. Bu sorumlulukları çocuğa veremeyiz. Bunu konuştuk ve e, sınır çizemiyoruz. Çünkü biz o durumda hani hayat o kadar zor, o kadar ağır ki durumu kurtarmaya çalışıyoruz, günü kurtarmaya çalışıyoruz. Mevcut durumun gerektirdiği bir sürü şey var. Mevcut durum ne gerektiriyor? Çocuğumun sessiz olmasını gerektiriyor. Al tamam diyorum. Ona kadar oyna. Tamam. E, tamam biz er, ergen çocuklara iyi tamam gelme, bir saat sonra gel. Çünkü mevcut durum o sırada ben yorgunum, benim işim var, başka şeyler var. işte misafir gelecek, ben bir yere gideceğim ve e, mevcut durumun gerektirdiği şeyler var. Günü kurtarmaya çalışıyorum. Çünkü hayat zaten çok zor. Ben orada sınır çizeceğim de orada tekrardan bir takım sıkıntılar olacak falan. Diyorum ki tamam ya tamam. Ama toplayıvereyim elime mi yapışacak? Tamam bu sefer de böyle olsun. Bir seferden ne olacak falan. Oysa sınırları kaldırdığımız her noktada gelecekte daha büyük problemlere kapı açtığımızı yine bir önceki videoda konuşmuştuk. Ve yine altını sınır çizmemizi zorlaştıran bir diğer noktada benim kendi korkularım, bunu şimdi örneklerine vereceğim. Benim kendi korkularım, travmalarım, açmazlarım. Ben bunu çocuğuma mı yansıtıyorum? Ee, ve çocuğumun diyorum ya, eğer ben kendi içimde çok e, yükleri olan, yaraları olan bir insansam, çocuğa baktığımda zaten çocuğumu ve çocuğumun o anda yaşadığı durumu okuldaki, sınıftaki her neredeyse yaşadığı durumu zaten objektif bir şekilde göremiyorum. Ee, göremediğim için de gereken adımları atamıyorum. Şimdi içsel durumumuzu hemen düzeltemeyebiliriz. Travmalarımızla hemen yüzleşemeyebiliriz. Fakat bir çocuğumuz var. Çocuk büyütüyoruz. O zaman her seferinde biraz arkadaşlar bu işler böyle etrafınızda aklı başında insanlarla böyle bir fikir alışverişi yapmayı hani böyle etrafınızda böyle destek grupları, destek alabileceğiniz insanların olması lazım. Destek gruplarından, sosyal destekten yoksun anneler de bu noktada çok zorlanıyor. Hani şunu bir, bir böyle açık yürekle sorupça ya burada Sence bu o kadar kötü bir durum mu? Sence sen bu durumu nasıl görüyorsun diye böyle birbirimize destek olmamız lazım. Çocuklarımıza çünkü çok fazla yansıtma yapıyorsak her şey böyle o anne çocuk ilişkisi çok fazla yoğunlaştıysak ve böyle sürekli böyle bir koruma içgüdüsüyle teyzesi mesela işte kardeşiniz bir şey söylüyor hemen orada diyorsunuz ki ya ne yapıyorsun sen nasıl böyle hani kimse bir şey söyleyemiyor böyle her an çocuğunuz böyle bir kırılacak antika biblo gibi davranıyorsunuz sosyal desteğin olmaması, annenin iş hayatında olsa bile kendine özgü bir hayatının olmaması gibi sebeplerde bu durumu travmalarımızı, travmalarımız olabilir ama ne kadar yansıttığımız önemli. İşte böyle hayatta yalnızsak, güveneceğimiz dostlar yoksa, güveneceğimiz işte ne bileyim bir kardeştir, komşudur, birileri yani olması lazım, bize destek olacak. İnanın bu anne babalık. Özellikle annelik bir kadın bir insanın ...tek başına yürütebileceği bir iş değil. Destek çok önemli. Çünkü... ...diyorum ya abartıyorsunuz, büyütüyorsunuz... ...olduğu gibi göremiyorsunuz. Diyorsunuz acaba benim başıma gelen... ...onun başına da mı geliyor? Evhamlı oluyorsunuz. Hele şu zamanda... ...çok daha fazla evhamlı oluyorsunuz. Derken 18 dakika oldu, 10 dakikalık... ...kısa bir bilgilendirme videosu derken... ...böyle arkadaşlar. Devam edeceğiz, devam edeceğiz. Uzatmalar için falan kusura bakmayın... ...olur mu? Yani... Hakikaten. Neyse boş verin. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.